Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf matematik dersinde üçgenler ve dörtgenler konusuna başlıyoruz. Buyurun bakalım dersimize geçelim. Şimdi arkadaşlar, üçgen ya da çokgen ne olur, temel elemanları nelerdir, hepsini sırasıyla bahsedeceğiz. Bir arkadaşlar, bakın. En az 3 kenarı olmalıdır arkadaşlar. Bakın şu gördüğümüz doğru parçalarına biz kenar diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu doğru parçaları bir çokgenin kenarını oluşturuyor. En az 3 kenar olmalıdır. Yani 2 kenardan bir çokgen olmaz. En az o zaman ne olacak? Üçgen olacak. Doğru mu? Kenarları doğru parçası olmalıdır. Bu ne demek? Kenarları şöyle oval, yuvarlak falan ya da şöyle dalga falan kıvrım olamaz. Doğru parçası. Doğru parçası nedir? Dümdüz bir çizgi. Dümdüz bir çizgi arkadaşlar. Okey. Doğru parçaları olmalıdır. 3 kapalı olmalıdır. Yani bu şekil şöyle açık kalamaz arkadaşlar. Tamam mı? Mesela üçgen yapmaya çalıştık. Bir yedeki 3 kenar çizdik ama açık kaldı. Olmaz. Kapalı kalması lazım çokgen olması için. Yani en az 3 kenar, ondan sonra hepsi doğru parçası olacak kenarların ve kapalı olması lazım. Bakın burada da çokgenin temel elemanlarında kenarları görüyoruz. Bu doğru parçaları. Kaç tane kenarı varsa bu çokgen o şekilde adlandırılır. 1, 2, 3, 4, 5. Bu beşgen arkadaşlar. Bakın şuralar, şu kenarların birleşme noktaları, buralara biz köşe ve iç noktalarını açı diyoruz arkadaşlar. Aradaki kalan bölgeye biz açı diyoruz. B açısı, A açısı, E açısı. Ve arkadaşlar, komşu olmayan kenarları birleştiren doğru parçalarına, bakın bunlar komşu. Komşu olmayan kenarları birleştiren doğru parçalarına köşegen diyoruz biz çokgenle ilgili. Evet, geldik bakalım buraya. Şimdi hangileri çokgendir? Arkadaşlar, bu doğru parçası değil, kapalı ama değil, değil. Bu doğru ve kapalı. Evet. Bu kalp şeklinde doğru parçası değil, değil. Bu açık değil. Bu kapalı, doğru parçası. Evet arkadaşlar, 2 ve 5 burada çokgendir. Diğerleri çokgen olmuyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Hangisi çokgendir? Bakıyoruz. Yuvarlak var, yuvarlak var. Açık, kapalı. Hem de kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekizgen arkadaşlar. İkinci soru. Yukarıda şekildeki aşağıdaki çokgenlerden hangisi yoktur arkadaşlar? Bakalım. Altıgen var mı? Şöyle gördüğümüz şekilde çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen var. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen var. Tamam. Dörtgene bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dörtgen de var. Gitti. Üçgen. İşte burada üçgen. Üçgen de gitti. Ama altıgeni göremiyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bir çokgen var. 1, 2, 3, 4, 5. Altıgeni çıkartmıyor. Demek ki hangisi yoktur? A şıkkı, altıgenimiz yoktur. Evet, üçüncü soru. Yandaki çokgenin temel elemanları harflerle ifade edilmiştir. İşte B köşesi, A açısı, D çokgeni, C kenarı. Buna göre hangisinin isimlendirmesinde yanlış olmuştur? A ile gösterilen açı denir. Evet, iç bölgedeki, aradaki bölgeye açı denir. Doğru. B ile gösterilene birleşme noktası, yani köşe denir arkadaşlar. Köşe dememiş. Bekle, buraya bir soru işareti koyalım. C ile gösterilene kenar denir. C bir kenar mıydı? Evet arkadaşlar, doğru. D ile gösterilene köşegen denir. Demek ki arkadaşlar birleşme noktası değil, köşe demesi gerekiyordu. Biz yanlış olan cevabı B şıkkı olarak da işaretliyoruz. Bakın tüm elemanlar var burada arkadaşlar. Bir de rica ediyorum, dinlerken kenara kısa bir not alın arkadaşlar. Defterle dinleyin. Direkt böyle ekranda dinlerim aklımda kalır. Değil. Testi çözmek için kısa bir kenarda notlarınız olsun. Sonra test çözmeye geçtiğinizi unutmayasınız. Tamam. Sizin için faydalı olur. Evet. Açılarına göre üçgen çeşitleri. Yazalım. 1. Dar açılı üçgen. Bir kere öncelikle şunu yazıyoruz. Bütün üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Evet. Üçgenlerimizin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Dar açılı üçgen arkadaşlar, içindeki açıların hepsi 90 dereceden küçük olan 50, 70, 60, mesela 80, 40, 60, toplamları 180 olacak ama hepsi 90'dan küçük. Bunlar dar açılı üçgen arkadaşlar. Birincisi, bu dar açılı. Okey, dar açılı üçgen. 2. Bir tane açısı 90 derece olan üçgene dik açılı üçgen denir. İki tane açısı olabilir mi? Olamaz mantıken. 90, 90 daha 180, üçüncüye açı kalmıyor, toplamları 180. Bir tane 90 varsa diğer ikisi kesinlikle dar açıdır. Buraya dikkat.
Bir 90 varsa bu dik açılı üçgendir. Diğer açılar kesinlikle dar açıdır. 3, buna dik açı dedik arkadaşlar. Geniş açılı 90 ve 180 arasında açısı olan üçgene geniş açı denir. Tabi bunda da yine 90 gibi bir tanesi geniş açısıysa diğerleri dik ya da geniş açı olamaz. Dar açı olmak zorundalar. Neden? Bir tanesi zaten 90'dan büyük. Diyelim ki bir tanesi 100. Diğeri 90 oldu. 190. Geçiyorsun 180'i. Hayır. Dolayısıyla bir geniş açı ya da bir dik açı varsa diğerleri dar açı olmak zorunda. Bu ayrı bir dipnot. Bu konu olarak da anlatılmıyor ama üzerine basarak söylediğim nokta birazdan testlerde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet. Açılarına göre. Şimdi açılarına göre isimlendirelim diyor. Bakalım arkadaşlar. Bu dik açılı. Burada dik var. Burada arkadaşlar dar açılar var. Dik açı, dar açı, B şıkkı gidiyor. Şimdi burası geniş açı. Bakalım geniş açı mı arkadaşlar? Geniş açı olması için şekilde böyle bir çizikte sıkıntı var. Şu 90 derece. Bakın şuradan gelen şuradan gitmesi lazım. Şekil üzerinde hata var. Soru hatası. Bu da aslında dar açı ama arkadaşlar burayı geniş açı kabul etmek zorunda kalıyoruz. Neden? Şekil hatası var. Geniş açı çizmiyor. Bakın şu dik. Bunun geniş açı olması için bundan da daha geniş. Şöyle çizmesi lazım. Tamam mı şu açıyı? Dolayısıyla hatayı da gösteriyorum. Böyle olur diyoruz. Ama bakın burada geniş açıyı gösteriyor. 90'dan T'den büyük olan. T dediğimiz artı işareti dediğimiz 90 derece ve dar açılı üçgendir. Hangi açı olursa olsun, hangi üçgen olursa olsun iç açılar toplamı 180 derece olur diyoruz. Evet. Ne olur? Açı çeşidini yazınız diyor. Bunları tamamlayalım. 45, 44 daha. 89. Ne kaldı? 180'den çıkartırsam ne kaldı? Ondan 9 çıktı. 1. Burası 7'ye düştü. 17'den 8 çıktı. 91. Burası 91 derece. Ne oldu? Geniş açılı. Geniş açılı üçgen oldu. Bir tane 91'i var. Tamam. Evet, ABC üçgenin açılarına göre çeşidini aşağıdaki yerden hangisidir? Toplayalım. 75, 57 daha. Ne oldu? 2 elde var. 1, 12, 13, 132. Geriye ne kaldı? Burası 48 derece arkadaşlar. Evet, bu nedir? Dar açılı bir üçgen olacak A şıkkında. 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Doğru. Açılarına göre 3'e ayrılır. Dar açılı, dik açılı, geniş açılı. Bu da doğru. Üçgenin bir köşegeni vardır. Üçgenin komşu olmayan köşesi olmadığı için köşegeni çizilemez arkadaşlar. Bütün köşeler komşu. Çizilen her şey kenar olur. Bir dipnot daha. Bunu yazalım. Üçgenin köşegeni olmaz. Köşegen dörtgenden itibaren başlar. Çünkü dörtgenin komşu olmayan kenarları, köşeleri vardır. Bunların köşegenleri çizilebilir. Ve 2 adet köşegeni vardır dörtgenin. Ama üçgenin köşegeni yoktur. Burada yanlış cevap C. Üçgende 3 tane köşe bulunur. Doğru cevap. Üçüncü soru. Demiş ki, yukarıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır? Geniş açılı bir üçgende 2 dar açı bulunur. Dedim ya sorulacak diye. İşte bu doğru. Dik üçgende de 2 dar açı bulunur. Dik üçgende 2 açı bulunur, 2 dar açı bulunur. Doğru. Dar açılı üçgende 90'dan büyük açı bulunmaz. Doğru. Bir üçgende birden fazla dik açı bulunabilir. Yanlış arkadaşlar. Hanife'nin dediği yanlış oldu. Neden? Çizelim. 90 şöyle diyelim. 90 derece. Bir daha 90 derece. Ne oldu? Zaten kapanmıyor bu. 180 oldu. Üçgenin iç açıları toplamı 180'di. Üçüncü açı kalmadı arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir üçgen yok. Kenarlarına göre. Kenarlarına göre arkadaşlar. Bunu da çizelim lütfen. 3 açısı ve 3 kenarı eşitse biz buna eşkenar üçgen diyoruz. Ve tek şartı 60-60-60'tır. Başka bir açı olamaz. 50-50-50 de olamaz çünkü 180 olmaz. 180'i 3'e bölmeniz lazım. 60-60-60. 3 kenarı ve 3 açısı eşit 60 derece. Dikkat edin. Bu çizgiler, bu kenarların, aynı çizilen çizgiler bu kenarların eşit olduğunu gösterir. 2. İkiz kenarlı üçgen. Biz az önce açısına göre dar, dik ve geniş demiştik. Şimdi kenarlarına göre eşkenar üçgen, iki kenara eşitse ikiz kenar üçgen. Bakın bu kenarlar hangi açıya bakıyorsa o kenara eşitler. Tamam mı? Bununla bu eşit. İkiz kenar üçgen dedik arkadaşlar. Bütün kenarları farklıysa buna da çeşit kenar üçgen diyoruz arkadaşlar. Ne eşit ne ikiz kenar olmayan üç kenarı da farklı olana da çeşit kenar. Üçü aynı olursa 60 derece
çiziyoruz eşkenar. İkisi aynı, biri farklı olursa ikizkenar. Burası eşkenar, burası ikizkenar. Üçü de farklı olsa çeşitkenar diyoruz arkadaşlar. Gelelim sorumuza. Diyor ki kenarlarına göre hangisi doğru verilmiştir? Şimdi bakıyoruz. Burası üçü de eşit gibi. Tabii cetvelimiz olması lazım ama göz hizasında diyoruz ki üçü de eşit gibi. Ne oldu arkadaşlar burası? Bu eşkenar üçgen. Burada ikisi eşit, üçüncüsü bunlardan biraz kısa. Burada üçü de farklı. O zaman eşkenar, ikizkenar, çeşitkenar, A şıkkı işaretliyoruz arkadaşlar. Bu tip soruları tabii ki size çizdirmeden veyahut da ölçtürmeden yaptırmaz. Bunların açılarını bulunuz ve tabloya isimlerini yazınız diyor. Evet, 60-60, bu da 60 kaldı, eşkenar. 90, ikizkenar kaldıysa nasıl bulacağım ben bu açıyı? 180'den 90'ı çıkardı, geriye 90 kaldı. Bunlar ikizkenar olduğu için bunu bölüşecekler. 92'ye böl kalan 90'ı, 45'e 45. İkizkenarda bir üç açıyı biliyorsunuz arkadaşlar. Diğer açıyı ikisinin aynı olduğundan yola çıkaraktan işlem yapabilirsiniz. Mesela bu 20 ise bakın bu da 20. Çünkü bu buraya bakıyor, bu da buraya. Bu da 20. 40 ne kaldı buraya arkadaşlar? 140. Bu geniş. Pardon, ikizkenar. Geniş açı diyorum. İkizkenar. Burası da ikizkenar. 60, 50, 110. Burası 70 derece kaldı. Çeşitkenar. Çünkü açılar farklı. 80, 80, 160. Buraya 20 kaldı. İkizkenar. 35, 55 de arkadaşlar. 90 buraya 90 kaldı. Ne oldu? Çeşitkenar. Dik açılı üçgen. 70, 10'dan 80. Buraya 100 kaldı. 3 açı da farklı. 3 kenarı da farklı. Çeşitkenar. Tamam mı arkadaşlar? Bize ne dedi? Açılarına ve kenarlarına göre isimlerini deyin dedi. Ne oldu? 90 olana dik, dar açılı olana dar açılı. Kenarlarını söylemiştik zaten. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dik üçgen aynı zamanda ikizkenar olabilir. Evet, az önce gördük. Dik üçgen 45-45-90 olabilir. Eşkenar üçgen aynı zamanda dar açılı bir üçgendir. Evet, doğru, üçü de 60 derece. Geniş açılı bir üçgen ikizkenar üçgen olamaz. Niye olamaz? Az önce gördük. 140'a 20, 20 ya da 10, 10, 160 olsun. Niye olamasın? Böyle bir ifade yok. Çeşitkenar bir üçgen dar açılı, dik açılı veyahut da geniş açılı olabilir. Evet arkadaşlar, üçü de dar, dar açılı, dik açılı hepsi olabilir. Çeşitkenar çünkü açılar farklı olacak. Değil mi? Aralarında bir tanesi geniş, dar, dik olabilir. Bir engel yok burada. İki, aşağıdaki, yukarıdaki ABC üçgeninde ikizkenar üçgen olduğuna göre A açısının ölçüsü bakın 70. Bu 70 buna bakıyor. Bu 70 buraya bakıyor. Burası da 70 olacak. İkizkenar. 70, 70, 140 etti. 180'den çıkartırsam toplam benim tek bildiğim şey üçgenin iç açıları toplamı 180. Çıkartırsam tak 40 derece. A açısı 40 derece olduğunu gördüm. Geldim 3. soruya. Eşleştirdiğimizde şekil hangisi gibi olur diyor. Yukarıdaki üçgenler ve isimleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur? Eşkenar üçgen en aşağısı. Çeşitkenar, ikizkenar arkadaşlar. Evet, A şıkkı karşımıza çıkacak diyoruz. Burada birinci bölümü sonlandırıyorum arkadaşlar. Üçgenler ve dörtgenler toplamda 3 bölümden oluşacak. Birinci bölümün sonunu burada sonlandırıyoruz. Konu anlatım ve soru çözüm olaraktan devam edeceğiz. Açıklama kısmına hemen 5. sınıf matematik ve fen bilimleriyle ilgili oynatma listelerini bırakıyorum. Diğer oynatma listelerimizde kanalımızın ana sayfasına tıklayaraktan tüm sınıflarınızı bulabilirsiniz diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.